Oyuna hoş geldiniz. Ahmet Akçan, Serkan Korkmaz, Gökhan Keskin ve Abdullah Ercan'la birlikteyiz. Takım oyununda Dünya Kupası arasında hem Dünya Kupası'nı hem de ligimizi konuşacağız ama gecenin sıcak görüntüleriyle, sıcak haberiyle başlayalım istiyoruz. Bugün ülkemizde, İzmir'de bir derbide Göztepe Altay karşılaşmasında kelimenin tam anlamıyla istenmeyen olaylar yaşandı. Saha içinde yaşanan olaylar sebebiyle derbi tatil edildi. Çok kötü görüntüler de var. O fotoğrafları da getirelim ekranlara ve soralım. Neden? Soru bu. Serkan Korkmaz, inanılmaz görüntüler. İnsanın yüreğini acıtan görüntüler. Bir futbol maçında bunlar neden yaşanıyor? Buyurun, görüntüler ekranda. Ben İzmir'de yetişmiş, İzmir'de büyümüş ve İzmir'de tribün kültüründen gelen birisiyim. Hatta söyleyeyim, yani Karşıyaka tribününde. Bugün oğullarımızı basketbolda izlerken 3 veli konuşuyorduk. Karşıyaka Göztepe geriliminin ne kadar anlamsız seviyelere ulaştığından konuşuyorduk. Hatta İstanbullu olan arkadaşımızla, Bahadır arkadaşımızla, ben Tamer kardeşimizi hani olayın ne noktada olduğu konusunda ikna edemedik. Dedi ki, yani dedi, Fener Galatasaray kadar, Fenerbahçe Beşiktaş kadar kötü olabilir mi dedik. Şimdi bir genel olarak tribün şiddeti konusu var. Hem ülkemizde hem dünyada. Az önce Zenit Spartak Moskova maçından bir görüntü önüme düştü. Sahanın içinde birbirlerine girmişler. Evet. Futbolcular dışarıda, içeride taraftarlar. Yani feci manzaralar var. Burada da özetleyelim olayı aslında. Önce Altay taraftarlarının bulunduğu bölümden bir işaret fişeği atılıyor. Bu ya bayağı füze gibi gidiyor yani. Füze gibi bir şey yani. Silahla atılabilen bir şey o, zaten. Geçmiş bu. Olsun Göztepe normal taraftarı. Değil. Yaralanıyor. Kardeşimiz ciddi yaralanıyor. İki ambulans sahaya giriyor. Tam da olayları izlemek üzere Altay Kalesi Ozan Evrim Özenç. O bölgede iki ambulansın arkasında olayları izlerken köşe gönderindeki bayrak direğini alan bir taraftar demeyelim ona, bir holigan gidip arkadan canice vuruyor zaten. İki defa vuruyor. Üçüncüsünde de psikopatça vuruyor. Evet. Ya şimdi şöyle, İzmir'de genel bir problem var takımların taraftar grupları arasında. Yıllardır bu şekilde ilerliyor. Mesela İstanbul'da bir hafifleme var. Yani benim geldiğim yıllardaki, 90'lı yılların başlarındaki tribün olayları, geceden sabahlama, palalar, malalar. Artık dikkat ederseniz İstanbul'daki maçlarda bu boyutta bir hadise yaşanmıyor. Tabii ki ufak tefek şeyler oluyor dünyanın her yerindeki gibi. Bir demek ki genel olarak hep beraber spor kamuoyu olarak yetkililer, 6222'nin uygulayıcıları ve bunun dışında da sosyologların da yardımlarıyla burada artık bir şey yapmak gerekiyor. Gerçekten bu nasıl bir psikoloji, ben anlamıyorum. Hani, bir soralım maçı izleyen. Gerçek anlamda bir ateşli silah gibi, evet, bir şeyle maça girip onu rakip taraftara sıkma psikolojisi, sahaya atlayan korner direğiyle rakip takımın kalecisinin kafasına arkadan vurma psikolojisini bizlerin anlaması mümkün değil. Ama birilerinin de bir şey yapması lazım. Olayın ehemmiyetine dikkat çekmemiz lazım. Aspor spor yorumcusu Ozan Zeybek maçtaydı. Ozan Zeybek, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Üzücü olaylara şahit oldun ne yazık ki. Sen futbolu çok seviyorsun. Yakınında olan her maça gidiyorsun ki İzmir'de yaşadığın için bu maçta tabii ki bir derbi olduğu için kaçırmadın. O maça gittin, futbolu izlemek üzere gittin ama neler yaşandı? Bize özetleyebilir misin? Neler oldu maçta? Bugün ben ailemle gittim maça, eşimle, kızımla. Atmosfer çok güzeldi İzmir'de. Yani bütün o İzmir'i bilenler, kordon boyu, oradan itibaren Güzelyalı sahil, Göztepe diye hitap edilen, tabir edilen bölge. O Göztepe meşhur köprü vardır. O bölgede restoranların hepsi doluydu. Bütün taraftarlar maçı bekliyordu. Avrupa'yı bir hava vardı. Mükemmel bir şekilde başlayan bir gün var aslında baktığımızda. Ama evet, İzmir'e yakışmayan bir sonuç oldu. Yani sonuç derken skor anlamındaki sonuç değil, bu yaşananlar anlamında söylüyorum. İzmir'e hiç yakışmadı, iki camiaya da yakışmadı. Sadece bir camiaya da mal etmek istemiyorum olayları. Bugün enteresan bir şey söyleyeyim. Senin bilgi bankana buluşmamış olabilir. Bugün Göztepe'nin Karşıyaka ile voleybol maçı vardı. Düşünün. Evet, biliyorum. Bu voleybol maçında rakip taraftar, deplasman taraftarı voleybol maçına alınmazken
valilik kararıyla Altay deplasmana geldi. 998 tane Altay taraftarı varmış. Biletli, resmi görünen. 18 bin küsur da Göztepe taraftarı vardı. Atmosfer harikaydı, güzel başladı. Hatta şu tezahürattan ben videoya da çekmiştim, bayıldım ona. Beraber el ele Süper Lig'e diye tezahürat yapan Göztepe taraftarı vardı bir ara. Yani iki takım içinde İzmir şehri adına beraber el ele Süper Lig'e diye tezahüratta bulunuyorlardı. Peki, ama maç 0-0 Ozan Zeybek, dakika dakika anlatalım. Ne oldu da durdu? Maçta aslında hakem işe biraz geç uyandı desem tabiri caizse doğru söylemiş olurum. Ben bir anda sağlık görevlilerini gördüm sahanın kenarında. Ambulanslar gelmeye başladı. Evet. Orada bir fişe katıldı. Yalnız şu var. O 998 tane Altay'ı temsil eden taraftar şöyle bir şey organize olarak, planlı olarak gelmişler. Duman çıkaran patlayıcı maddeler kullanmaya başladılar maçın başından itibaren ve tahrik edici karşı duvara, kale arkası denilen Göztepe'nin kale arkasında deniz tarafında, stadı iyi bilenler anlayabilecekler. O bölgede şey yaptılar, Büyük Altay diye büyük pankart açmaya başladılar. Ama Göztepe taraftarı buna reaksiyon göstermedi. Hiçbir sesini çıkarmadı. Bir karşılıklı böyle atışmalar, ondan sonra bir susuyorlardı, ondan sonra da tekrar beraber el ele Süper Lig'e diye tezahürat yapan bir Göztepe taraftarı izledim. Bir anda ortalık karıştı. Hakem biraz geç uyandı. Hakem tahmini süre olarak 3 veya 4 dakika sonra olayı keşfetti. Ambulanslar, normalde biz maraton bölümü diye bahsederiz ya, böyle kenardan ambulanslar kenardan gider. Sahanın içinden giden ambulans oldu artık. Hakem maçı durdurdu. Hakeme bir de geç uyarıda bulundular. Ama bütün atmosfer üzüntü verici, mahcup edici, yani hangi taraf olarak bakarsanız bakın mahcup edici olaylar oldu. 4 tane yaralı var şu anda. Size bağlanmadan önce elimde son bilgileri alayım diye telefon açtım Göztepe'li yöneticilere. Bir tanesi ağır olmak şartıyla ve büyük ihtimalle Allah şifa versin, gözlerini kaybedecek duruma gelen bir kişi var. Yanında da kızı varmış, 8-10 yaşlarında diye tabir ettiler, belirttiler. Allah şifa versin diyeyim. Şu anda İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Valilik olağanüstü toplantıya girmişler. Stat çevresinde çelik kuvvetler, ekstra çelik kuvvetler talep edilmiş. Yani olağanüstü hal var gibi bir durum var taraftar ve futbol adına. Üzücü durumlar bunlar. İzmir'e yakışmadı diyerek bir final yapmak istiyorum Cüneyt'e. Ozan Zeybek, teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. Geçmiş olsun sana, Türk futboluna, hepimize diyelim. İyi akşamlar. Ozan Zeybek organize dedi ama hani sadece Altay camiası taraftarına da yıkmayalım olayı. Deplasman taraftarları tabii ki iç saha taraftarlarına göre her zaman daha organize. Burada hani yani kendi içinde organize olmuş demeye yani toplum çalıştı. Toplum açısından büyük risk barındıran ruh sağlığı bozuk ve kriminal insanlar var. Bunların en ağır şekilde cezalandırılması en azından bir miktar kamuoyu vicdanını sakinleştirir. Ama bunun biraz daha ötesine geçilmeli ve biraz daha fazlası yapılmalı. Ben hani İzmir'deki duyarlı, gerçek spor sever taraftarlar, yöneticiler ve sporcularla bu işle ilgili bir platformun derhal kurulması ve proaktif olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada biraz işler abartılı bir noktada gelişiyor. Görüntü de bunu ispatlar nitelikte. Herhangi bir camiaya değil, hepimiz duyarlı davranarak nerede hata varsa, şimdi çünkü şöyle bakabiliriz, hani komşunu hırsız yapmak istemiyorsan kapını açık bırakma gibi, içeriye o hızda o şekilde bir maddeyi fırlatan bir cihazla bir insan nasıl girebilir? Çünkü o bildiğimiz kadarıyla gemicilerin, değil mi? Evet. Yerlerini belli etmek bayağı için veya ateşli bir silah spor yani. Yapar yani burada bunların. Zafiyet var. Bayağı açık yükseğe çıkıyor çünkü yani. O. Yani, yerini belli ediyor. Serkan, açık açık zafiyet var. Yani o atılan şeyin o sahaya girmesi normal bir şey mi? Kesinlikle değil. Hadi şunu söyleyelim. Altay olayları başlatan taraf. Tamam, kabul. Altay camiasını kastetmiyorum. Göztepe'li taraftarın yaptığına ne diyeceğiz? Hatayı hatayla mı örtmeye çalışıyorlar? Kaleci Ozan'a saldırı ediyorsunuz. Ki yani benim oyuncumdur genç milli takımlardan. Bir geçmiş oyuncuya, olsun. Ya bırakın oyuncuyu, insana... Cüneyt, yani arkadan korner bayrağını alıp o şiddetle, hırsla ne hallere geldik hocam ya? Hocam bizim ecdadımız savaşta bile yapmamıştır herhalde. Ya böyle arkadan böyle bir şey olur mu ya? Haince bir şeydir. Ya, sen ya 8 yaşında yapılmaz. Bir çocuğun babasını şu anda kafatasında çok ciddi hasarlar olan bir insan. Hayati tehlikesi yok. Hani
Evet, en azından o biraz bizi rahatlatıyor. Ağır yaralı haberi gelince çok endişelenmiştik. Sanıyorum Mehmet isimli bir Göztepe'li spor sever. Düşünsenize 8 yaşındaki kız çocuğunu oraya götürecek kadar masum bir insan. Kötü niyetli bir insan olsa 8 yaşındaki çocuğunu götürmez zaten. Orada çocuğuna bir spor müsabakasını, Göztepe sevgisini aşılamak isteyen bir babanın düştüğü durum, içler acısı, o çocuğun yaşadığı travmanın hiçbir karşılığı yok. Bu gaddar ruh hastalarına verilecek hiçbir ceza aslında o çocuğun yaşadığı travmayı unutturmayacak. Tabii. Ben böyle bir şey 8 yaşımda yaşasaydım muhtemelen bu meslekte olmayacaktım. Böyle bir şey 8 yaşında yaşasaydım ömrümün geri kalanında sporla hiç uğraşmayacaktım. Voleybol oynamayacaktım, spor medyasına girmeyecektim, spor müsabakalarına gitmeyecektim. O 8 yaşındaki çocuk ben olsaydım. Yani şimdi bunu 6222'ye mi bağlayacağız? Herhalde. Adam yani. Yaralama, öldürmeye teşebbüs. 6222. Hadi gel imza ver, hafta sonu devam et. Çoğuzan'ın onu da söylediği gibi. O kadar gibi, kolay değil yani. Toplantı halinde İzmir'de. Ya Cüneyt, bir şey söyleyeceğim. Bir sürü olayla ilgili bir sürü zafiyet var. Evet. Adam oradan atlıyor. Korner bayrağını alıyor. Geliyor Ozan'a vuruyor. Bir tane polis müdahale etmiyor. 50 metre koşuyor. İbrahim Akın herhalde gördüğüm kadarıyla müdahale ediyor. İbrahim Öztürk. Özür dilerim. Müdahale ediyor. Biz Ankara'da De Souza çocuğa vurdu diye ceza aldı. Almadı mı? Aynı müdahale yaptı. Çekti orada De Souza. Kırmızı kart gördü. Ya esasında nereden nereye geldik? Çok üzücü bir durum. Şu anda Dünya Kupası var. Halı sahaya sıkıştırılmış bir Dünya Kupası gibi duruyor bana. Yani ne bileyim zamanlama açısından. Herkes, bütün dünya bir şekilde buna kanalize olmuş. Bizim ülkemizde Süper Toto 1. Lig devam ediyor. Benim oynadığım dönemlerde bakıyorsun, derbileri oynadığımız zaman saha tam yarı yarıya bölünüyordu yani. Hı-hı. Bir taraf, hangi takımda tabii oynuyorsan, ya sarı lacivert, siyah beyaz, sarı kırmızı, yarı yarıya. Olaylar akşamdan geliyordu ama gene yani bu tarz olaylar hakikaten hiç gündeme gelmiyordu. Bir şekilde kapışıyorlardı ama orada bitiyordu her şey. Sonra maç oynanıyordu, maçla beraber her şey bitiyordu. Sonra zaman içerisinde o tribüne çitler geldi, çitleri kaldırdılar. Çok büyük bir gelişme kat ediyoruz diye artık insanları sadece temiz toplum, işte sadece barış içinde, herkes huzurlu, dostane bahsedilecek kavramları gelmeye başladı. Bir süre iyi de gittik. Ama ondan sonra herhalde iki sezon evvel tekrar deplasman yasağı geldi. Hiç kimse birbirine hoşgörü göstermemeye başladı. Deplasmanda maç varken seyirci alınmamaya başladı. Ki Ozan çok güzel bir örnek verdi. Karşıyaka ile Göztepe voleybol maçı vardı ya. Voleybol maçında saha güvenliği alınamaz diye seyirci yasağı var dedi. Geldiğimiz noktada voleybol maçı kaç tane seyirci gitmiştir? 200 mü, 300 mü, 300 kişiyi kontrol edemiyoruz diye bir tarafa seyirci yasağı koymaya başladık. Göztepe, ben bu statın açılışında ilk Beşiktaş'ta gittiğim maçta ben sahadaydım. Hakikaten çok güzel bir stat yapmışlar. Seyirci muhteşem, ilgi muhteşem. Takımını Ziraat Türkiye Kupası finali oynandı orada. Takımı desteklemek isteyen canı gönülden işte Göztepe'liler orada takımına sahip çıkan, ki geçtiğimiz sene de istemedikleri şeyi düştüler. Ama sonuçta çok güzel bir statları var, çok güzel bir seyircileri var. Tekrar hedef olarak koymuşlar, lige çıkmayı düşünüyorlar. Maça geliyorsunuz, İzmir derbisi, yılların Altay'ı, yılların Göztepe'si. Ne olduğunu anlamadan... Yani ikisi çok güzel bir destek içinde, beraber tekrar Süper Lig'e çıkalım, işte beraber olalım başlayan. Ondan sonra bir havai fişek atımı. Ya 8 yaşında bir çocukla, bu herkes de olabilir. Yani 8 yaşında bir çocukla gidiyorsunuz, çocuğunuzla, kızınızla maça gidiyorsun. Kızınıza oradaki sevgiyi, atmosferi gösteriyorsa, heyecandan, güzelliklerden bahsetmek varken bir anda bir havai fişek geliyor, baba, ve yaralanıyorsunuz kızı, ve gözlerinizi kaybetme tehlikesiyle yan yanasınız. Ben şu an o baba kızı görüyorum. Ya hocama da gösteriyorum. Daha acı yani bir şey, daha acı olarak... bir şey yok. Hakikaten daha acı bir şey yok. Peşine olaylar, hani bir anda durması lazım. İşte iki tane ambulans geliyor, durması lazımken peşine neydi bilirsiniz. Birisi elinde korner sopası alıyor. Dediği gibi 50-60 metre yürüyor. Arkası dönük olaylarla izleyen bir kaleci kardeşimiz var. Yani nasıl yardımcı olabilirim diye belki sahaya bakıyor. Ne olduğunu anlamadan iki eliyle nasıl bir hınçla vuruyor çocuğa biliyor musunuz? İnanılmaz bir şey ya. Bizim örf adetlerimizde böyle bir şey var mı? Arkası dönük çocuk sadece olayı izliyor. Başka yaptığı hiçbir şey yok. Sen bunun kafasına o korner sonra iki kere indiriyorsun ki hani bir şekilde herkes o görüntüleri görecek zaten. Bu neyin hıncı ya? Yani taraftarın görsün, şimdi sevgili Levent Özemen de bana atmış. Biz de buzlayarak kullanıyoruz.
Hakikaten bu yüzüne isabet eden. Hocam baştan aşağı zafiyet varmış. Ben öyle değerlendiriyorum ya. Yani yazık yani, insan hakikaten üzülüyor ya. Arkadaşlar ben herkese geçmiş olsun diyorum. Orada yaralılara gerçekten acil şifa diliyorum. Ama bu sorun hepimizin sorunu. Bakın biz geçmişte ne yaptık? Ne yapmamız lazım? Ve gelecekte de yapılması gerekenleri ne şekilde planlamalıyız tarzında buna çözüm arıyorsak bu şekilde hareket etmeliyiz. Geçmişte buna benzer yığınla olay oldu. İşte Ankaragücü Beşiktaş maçı. Kaldı ki sadece Josef de Souza'ya verilen kırmızı kart değil, saha içinde görevli iken rakip takımın kulübesine gidip de elinde sopa vurmasa bile ağzıyla o sopadan daha kötü hakaretler savuran insanlar da vardı. Onlara bir şey yaptık mı? Yapmadık. Şimdiye kadar ne oldu? Böyle bir olay olduğunda biz televizyonlarda bunu lanetledik, eleştirdik. Ondan sonra gündeme bile gelmedi. Demek ki bizim bunu sürekli konuşuyor olmamız, bunu sürekli takip ediyor olmamız lazım. Ama bu her şeyden önce Futbol Federasyonu'nun görevi. Bakın Futbol Federasyonu ben marka değerini yükseltiyorum diyorsa, marka değeri sahadaki iyi futboldan önce bu tür olaylarda yükselir. Sen bir anne baba olarak, bırakın statta olmayı, televizyonda bunu gördüğün anda evladını oraya gönderir misin? Ya çok kötü gençlik oraya gider mi? İnşallah yanlıştır. İnşallah kötü bir şey değil. Birazdan İzmir muhabirimizden son bilgileri alacağız. Ama ilk bilgi bize ulaştırdı. İlk bilgi, hayati tehlikesi bulunmuyor. Hem sevgili kaleci Ozan'ın hem de yaralanan taraftarların. Ozan'ın durumu iyi şimdi gelen bilgiye göre. Çenesinde ve üstlerinde ağır hasar var tabii o taraftarın. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ama hayati tehlikesi bulunan yaralı yok şu an. Yani şu anda yani tüm dünyada Dünya Kupası heyecanı ve yaşanırken yani biz dünya futbol kamuoyu gündemine en üst sıradan böyle bir olayla girmiş olacağız. Her şeyi geçtim. Can bu ya. Hani 8 yaşında bir çocuğun psikolojisinden bahsediyoruz bir yandan da. Babasının sağlığından endişe edenler var bana. Soruyorlar yani siz hani hayati tehlikesi yok dediniz doğru mu diye bana ulaşanlar son var. Son bilgiyi tekrar edeyim. Hani arkadaşlar bilgilendirirse çok seviniriz. İzmir muhabirimizin edindiği, doğru kaynaktan edindiği bilgi hastane yetkililerinden ameliyata alındı yaralanan taraftar. Ama durumu... Resmi yani kaynaklar dışındaki bilgilere de kimse güvenmesin ve inanmasın hayati bence. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Tabii ki yarısı ağır, çenesine aldığı o çenesine gelen madde var. Allah acil şifalar dileyelim. Allah şifa versin. Amin. 62-22 şu ana kadar bence hiç uygulamadık. Acilen uygulanması lazım. Futbol Federasyonu eğer çözüm olarak valiliklerle işbirliği yaparak seyirci yasağını koyuyorsa bu hiçbir zaman bir çözüm değil. Ama belki de gerçek çözümü biraz uzun vadeyi kapsayacak olsa bile yine bu işin içinde olan herkesin alması lazım. Biz de maalesef belirli insanlara, seyirciye şirin görünme alışkanlığı var. Biz seyirci, taraftar her zaman haklıdır yaklaşımlarıyla oraya bir bilet parası verip de giren adamın orada ekmek parası kazanmak için alın teriyle futbol oynayan insanlara küfretme hakkını da veriyoruz. Onlara protesto... Ama yasak da olmasın hocam şimdi. Nasıl? Herkes istediği yerde maçı da izleyebilsin. Ben de onu diyorum sevgili Cüneyt. Yeterlilikte bir ülkeyiz. O yasaklar büyük konduğu ülkeyiz. Anda bizim karşı çıkıp ne demek? Bu yasakları biz tamamıyla olmayacak şekilde her tarafa gidip o maçları izletebiliyorsak zaten marka değerimiz artacak. Veya şunu da hepimiz bilmek zorundayız. Bakın Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Cumhuriyet demek demokrasi demektir. Demokrasinin ne olduğunu hepimizin biliyor olması lazım. Benim tabii ki haklarım var. Ama benim hakkım Serkan'ın hakkının başladığı yerde biter. Bunu biliyor olmak lazım. Nerede olursa olsun UEFA'nın en ön plana çıkardığı saygı sözcüğünü hele hele bizim kültürümüzde olmasına rağmen biz maalesef tamamıyla artık sözlüklerden bile çıkaracak hale geldik. Bizde kendine saygı, rakibe saygı, taraftara saygı, herkese saygı oluyorsa onun çözümünü ancak orada bulacağız. Uzun vadede bu saygıyı eğitimle, kısa vadede yeri geliyorsa onlara hak ettikleri bütün cezaları 62-22'yi de kullanarak
vererek devreye sokmak zorundayız diye düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Burada sorulacak sorular var. Bir tanesi, o 8 yaşındaki çocukla beraber babasını yaralayan o tabancayı ve attığı fişeği stada kim soktu? İki, adam taraftar demeye dilim el vermiyor, holigan diyeyim hadi en basit tabirle. Korner bayrağını alıp 60 metre koşuyor ve Ozan Evrim Özenç'e vururken niye kimse müdahale etmedi? Önce bunların bir cevabını verelim. Bunların sorumlularını bir bulalım. 900 tane Altay taraftarı geliyor ve Cüneyt içeriye fişek sokuyorlar. Karşı tarafta 18 bin tane Göztepe'li var. Allah korusun, daha büyük olaylar. Ya hocam bir şey hatırlatabilir miyim? Buyur hocam. Josef de Souza'nın kırmızı kart gördüğü o olaydaki kişiyi bir gün sonra dışarıya aldık diye övünerek resim çektiren o grubu hatırlatmak istiyorum ben. Biz böyle davranıyoruz. Ve görevi adli görevi olmasına rağmen, bir avukatın da görevi odur. Doğruyu savunmaktır her şeyden önce. Büyük bir iş yapmış gibi bu insanları tekrar toplumun içine sokmakla övünen bir yapıya sahibiz. Biz buna prim tanıdığımız sürece o mahluklar, senin deyiminle holiganlar hep var olacak. Çünkü yarın o yine sokakta elini kolunu sallaya sallaya bir başkasını zorda bırakacak, bir başkasının canına kast edecek şekilde yaşamaya maalesef devam edecek. Köşe bayrağını alıp gidip futbolcuya vuran taraftar acaba kulübüne destek verdiğini mi zannediyor? Gökhan Hocam ne dersin? Hangi mantıkla yaparsın bunu? Ne mantığı faydası yok var? Yok yani, mantıklı olsa öyle bir şey olmaz zaten. Yani bu işin mantığı yok. Yani bu işin nedeni yok. Yani kime hoşgörülü yapıyorsun? Kime hoşgörülü olacaksın? Yani senin bütün Göztepe 19 bin kişi seni ayakta mı alkışlayacak? Gidip hiçbir suçu olmayan, sadece olaylara bakan bir genç sporcuyu orada arkadan, bir de arkadan vuruyorsun. Çocuğun yüzü dönük, yani çocuğun olayla ilgisi yok. Yani yüzü dönük olur, bilmem gidersin, bir şey dersin, bir şey olur, anlatabilirim. Yani etki tepki meselesi olur. Çocukla konuşursun, sinirlenirsin. O bile seni o hakkı vermez. Çünkü o sahada işin yok. O sahada senin işin yok. Yani oradaki emniyet, özel güvenlikler var, emniyet görevlileri var. Normalde senin işin tribünde. Sen hangi ara, nasıl indin o sahaya? Kim sana bu kadar gitme mesafe süresini tanıdı? Bunlar esasında hakikaten irdelenmesi gereken şeyler. Ve hiçbir şey yokken sahanın kenarından alıyorsun korner bayrağını, gidiyorsun arkası dönük çocuk. Ya o görüntüyü ben gördüğüm için hakikaten çok sinirleniyorum. Yani hiçbir şey haberi yok. Arkadan gidip vuruyorsun ya. Arkadan vurmak ne demek ya? Biz örf hadisinde hiç böyle bir şiddet, şey olduğunu görmüyorum ya. Bir şiddet görüntüsü de Brüksel'den geliyor. Bugün Fas, biliyorsunuz, Belçika'yı yendi. Fas evet, taraftarlar Brüksel'de araba konvoylarıyla eğlenirlerken yani muhtemelen hani ırkçı ve faşizan bir takım insanların saldırılarına maruz kalıyorlar. Olaylar çok büyüyor. Hani şu anda yaralıların sayısına falan ulaşılamıyor ama sokaklar kalkanlı ve robokoplarla dolu Belçika'da. Şu an hani caddelerin trafikleri kesilmiş durumda Brüksel'de. Bayağı büyük olaylar var. Yani işte Rus Zenit maçı, Spartak Moskova, saha içinde gerçekten ciddi büyük bir kavga var. Hı hı. Futbolcular arasında. Yani futbol niye hayatımıza ve nasıl bu şekilde konumlandı? Ben çocukken futbolu niye sevdim? Sizler futbol adamlarısınız. Sizin için daha başka bir şey. Aynı zamanda mesleğiniz ve hani sizin işiniz bu. Bizlerse hani seyirci tarafından gelenleriz. Bilmiyorum ama hani baya bir sorgulatıyor insana. Doğru. Bir yandan da hani bahis endüstrisinin geldiği noktayla, ekonomisinin büyümesiyle futbol şu anda hayatımızda bir eğlence, bir keyif, hani müzik gibi, sinema gibi konumlanmayı başaramıyor gibi bir durum da var. Bizim ülkemizde ekstra, bize has başka problemler de var. Yani bunları çok iyi sorgulamamız ve artık bu konuda hani lafın gelişi değil, gerçek anlamda bir şeyler yapmamız gerekiyor. İşte Margaret Thatcher'ın zamanında Hazel faciasından sonra UEFA 3 yıl ceza verdiğinde 3 değil 5 yıl gelmiyoruz dedi mesela. Animals ifadesi var orada, affedersiniz. Hayvanlar diyor. Evet, bu hayvan yani
kendi holiganına, artık hani kendi vatandaşına... holiganını hapisten kurtarıp onunla fotoğraf çektiren yönetici yerine çözümden yana davranan insanlarla bu işi halledebiliriz. Bu arada sıcak bilgiyi paylaşayım. Olaylarla ilgili doğal olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hemen soruşturmayı başlattı. Kaleci Ozan Evrim Özenç'e saldıran kişi zaten gözaltında. Şimdi fişe katarak yaralanmaya neden olan kişinin tespitine yönelik de çalışmalarını sürdürüyor İzmir Emniyeti. Bu bilgiyi de paylaşalım. Bir kez daha altıncı Selim, durumu, hayati tehlikesi bulunan yaralı yok çok şükür. Çok şükür. Yani bu konuda saçma sapan bilgiler de dolaşıyor. Biraz da olayları daha da fazla büyütmek, iki camiye biraz daha fazla kavga ettirmeyi düşünenler de olabilir sosyal medyaya. Malum şu anda hayati tehlikesi yok yaralıların. Hayır, sadece iki camiye değil yani gerçekten düşünsene masum insanların olduğu yere bomba koyacak kadar cani insanlar var. Böyle şeyleri fırsat görüp toplumun huzurunu kaçırmak yönünde davrananlar da var. Bizlerse sorunu algılayıp çözümden yana tavır koyması gereken insanlarız. Her Türk vatandaşı gibi. Belki yakınları, uzaktaki yakınları izliyordur. O ne yazık ki tribünden atılan, misafir tribünden atılan havai fişekle veya işaret fişeğiyle yaralanan taraftan ismi var sosyal medyada, ben kullanmayacağım daha da fazla heyecanlanmasın. Belki tercih etmiyordur isminin kullanılmasını, istemeyebilir diye. Ben sadece ismini kullanmıyorum. MH sol bölgesinde yanıklar var yüzünün. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alınıyor kendisi. Ama hayati tehlikesi bulunmuyor. Bilinci de açık. Net bilgi. Elimize ulaşan çok net şükür. Bilgi bu. Detayları şimdi İzmir'e gidelim. Aspor muhabiri Tayfun Erdoğan alacağız. İzmir'deyiz, söz sende. Teşekkürler, iyi akşamlar. Tabii ki kötü bir olay. İki ezeli rakip, aynı şehrin, İzmir'in iki takımının arasında yaşanan bu olay ki geçtiğimiz yıl birlikte Süper Lig'den 1. Lig'e düşmüştü her iki takım da. Ligin 15. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumunda 20 bin Göztepe'li taraftar ve pandemiden bu yana da ilk kez Altaylı taraftarlar 1000'e yakın kale arkasında vardı. Maçın 19. dakikasında işte o an ne olduysa oldu, Altay tribünü işte bu maçlarda yakılan o aydınlatma fişeği Göztepe'li taraftarların olduğu tribüne atıldı. Ve orada bulunan işte Mehmet Çakır, yüzüne isabet eden ki çok yüksek aynı zamanda ısı da yayan fişek Mehmet Çakır'ın yüzüne isabet etti ve ağır yaralandı. Şu anda 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Son aldığımız bilgi, tabii taraftarın öldüğü yönünde de bir takım dedikodular ortaya çıktı ama şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu, hayati tehlikesinin olmadığını daha doğrusu biliyoruz. Şu anda da Ozan'ın, Altay kalecisi Ozan'ın bulunduğu hastanenin acil servisindeyiz. Ozan'ın da tabii ki Göztepe'li taraftar, işte o atılan fişeğin ardından sahaya iki ambulans girmesinden sonra Göztepe'li taraftar sahaya girdi ve kale köşedeki korner direğinin olduğu direği söktü ve Göztepe'li kaleci Ozan'ın kafasına vurdu. İşte onunla birlikte kaleci Ozan yere yığıldı ve ardından da ambulansla şu anda bulunduğumuz İzmir'deki özel hastanenin acil servisine getirildi. Hastaneden aldığımız bilgiye göre Ozan'ın kafasında saçlı derisinde derin bir yırtık olduğu ve kanamanın da uzun süre durdurulamadığı yönünde ve şu anda sağlık durumu, kaleci Ozan'ın sağlık durumu iyi ancak sabaha kadar müşahede altında tutulacak. Stada dönecek olursak, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumunda Göztepe'li taraftarlar tahliye edildi. Son aldığımız bilgiler bu yönde ancak Altay taraftarları şu anda statta tutuluyor. İşte o Mehmet Çakır, Göztepe'li taraftar Mehmet Çakır'a kimin attığı, o aydınlatma fişeğinin kimin attığını belirlemeye çalışıyor emniyet yetkilileri. Ozan'a yapılan saldırıyı gerçekleştiren Göztepe taraftarı da şu anda gözaltında. Stat polisi tarafından gözaltına alındı. Ve maç işte 19. dakikadan sonra maç durdu. Her iki takımın oyuncuları ve takım içeriye, stadın içerisine, soyunma odalarına gittiler. Ve tabii bu arada koridorda da yine bir takım tartışmaların, kavgaların olduğu bilgisi de elimize ulaştı ve işte ondan sonra da Türkiye Futbol Federasyonu maçı
tehir etti. Maç daha sonra oynanacak. Tabii ki söylediğimiz gibi İzmir'in iki önemli takımı Altay ve Göztepe arasındaki maçta olan olaylar tabii ki üzüntü verici. Özellikle Göztepe taraftarı Mehmet Çakır ve Ozan tabii ki burada en kötü durumda olan Göztepe taraftarının yüzünde de ağır yaralanma olduğu yönünde elimizde bilgiler var. Tabii ki Ozan'ın da müşahede altında tutulduğunu belirtmekte fayda var. Ancak Göztepe taraftarının özellikle yüzünün sol bölümünde diş ve çenesinin olduğu bölümde ağır yanıklar olduğu ve bu yönde de ameliyata alındı ancak hayati tehlikesinin olmadığını söyleyelim. İşte TFF 1. Lig 15. hafta maçında işte İzmir'de istenmeyen maalesef olaylar yaşandı ve burada Göztepe kalecisi Ozan, Altay kalecisi Ozan ve Göztepe taraftarı Mehmet Çakır işte takımını desteklemeye gelen 20 bin Göztepe taraftarından bir tanesiydi. O da ağır bir şekilde yüzünden yaralandı ve maç ertelendi. Tabii ki olmasını istemediğimiz bir olay İzmir'de gerçekleşti ve emniyet güçleri dediğimiz gibi Göztepe taraftarlarını Gürsel Aksel stadyumundan tahliye ettiler. Ancak 1000'e yakın Altay taraftarı işte o Mehmet Çakır'ın yüzüne aydınlatma fişeğini atan ki tribünlerde çok sık gördüğümüz o yüksek ısı yayan fişeği atan kişiyi belirleme çalışmalarının sürdüğü yönünde ifadeler var. Tabii ki stattaki kameralar, güvenlik kameraları tek tek tabii ki emniyet yetkilileri tarafından İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler tarafından inceleniyor. Ve o görüntülerden havai fişeği, aydınlatma fişeğini Mehmet Çakır'ın yüzüne atan kişi belirlenecek tabii ki. Ozan'ın kafasına korner direğiyle saldırıda bulunan Göztepe taraftar da şu anda göz altında ve onun dışında Mehmet Çakır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak yüzünde ağır yanıklar olduğunu ifade edebiliriz. Ve Ozan'ın da sabaha kadar işte bulunduğumuz acil servisinde bulunduğu özel hastanede müşahede altında tutulacak. Tabii Göztepe taraftarları 20 bin taraftar Gürsel Aksel stadyumunu doldurmuştu ve maç da tabii ki coşkulu bir şekilde başladı ancak maçın 19. dakikasında Altay tribünlerinden atılan aydınlatma fişeğiyle bir Göztepe taraftarı yaralandı, yüzünden ağır yaralandı ve şu anda 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Sağlık durumu, hayati tehlikesi yok. Ancak dediğimiz gibi yüzünde ağır deformasyon, işte yüksek ısı yayan o aydınlatma fişeğinin yüzüne isabet etmesi, yüzünün sol tarafında özellikle ağır yanık olduğu, diş ve çene bölgesinde ağır yanık olduğu bilgisi de elimizde var. Ozan'ın sağlık durumu şu anda iyi ancak kanaması uzun süre sürmüş. O bilgiyi aldık ve şu anda sabaha kadar kaleci Ozan, Altay kalecisi Ozan müşahede altında tutulacak. Evet, ligin 15. haftasında TFF 1. Lig Göztepe Altay derbisinde maalesef işte statlarımıza yakışmayan olaylar gerçekleşti. Güzel bir müsabaka olacaktı ama işte tribünlerdeki o fişek, aydınlatma fişeğinin atılmasıyla başlayan olaylar Ozan'ın ve bir Göztepe taraftarının ağır şekilde yüzünden yaralanmasıyla birlikte sona erdi. Altaylı taraftarlar şu anda statta tutuluyor. Son bilgi bunu iletelim ve İzmir'den sözü tekrar size bırakalım. Tayfun Er'e teşekkür ediyoruz. Son bilgileri aktardı. Hastanenin önünden Ozan Evrim Özenç'in tedavisi devam ediyor hastanede ne yazık ki. Yaralanan taraftarının sık sık altını çiziyorum. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Ne yazık ki sosyal medyada yapmayın arkadaşlar. Öldü diye yazan var. Bu yaralanan taraftarın ismi belli oldu. Ailesi var, çocukları var belki, uzaktaki akrabaları var. İnsanlar merak ediyor. Sosyal medyadan lütfen yanlış bilgi vermeyin. Biz gazeteci olarak görevimizi yapıyoruz. Gerekli yerlere ulaşıyoruz ve en sıcak ve en doğru bilgileri ben veya diğer televizyonlardaki meslektaşlarım aktarıyorlar. Lütfen sosyal medyada her olayda bunu yapıyorsunuz ama bu hayati konu var. İnsani bir konu bu. Bu konuda yapmayın. Bizi eleştirin. Hakaret de ediyorsunuz. Ağzınıza geleni yazıyorsunuz. Tamam ama lütfen ya. Lütfen. İnsan hayatına değer verin. Hocam sevgili yeter. Canım. Öldü diye yazanla o sopayı alıp da vuran arasında bir fark var mı?
Ya hepsi işte sevgili Serkan'ın benim de sonuna kadar imza attığım psikolojisi bozuk, ruh hastası diyebileceğimiz bir yapının ürünü. Bu dezenformasyonu sağlayan provokatif paylaşımlar yapanlar kötü niyetli ve organize tipler de olabilir. Yani uluslararası kriminal uzantıları bile olabilir. Altay taraftarı şu anda hala statta. Güvenlik önlemleri alındı. Tek tek atan, çıkarıyorlar tek galiba sorgulayarak. Yani bunları yazarak ne yapmaya çalışıyorsunuz yani? Daha farklı şeyler yazanlar da var. Televizyonda ben seslendirip ekmeklerine yağ sürmek istemiyorum. Herkes sakin olsun. Biz büyük bir ülkeyiz. Emniyet güçleri şu anda ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. İşte görüntü ekranda Altay taraftarda. Statta. Hala statta. Şu anda statta. Evet, bu görüntüler yeni taze. Az önce elimize ulaşan görüntüler. O fotoğrafı kullanıyoruz. Sonuçta o görüntülerde hayır, tribünler öyle bir izlenik artık koltuk koltuk. Biliyorsun tabii, ceza tabii. Vermeye geldi mi koltuk koltuk yani isim veriyorsunuz. Aynen. Şimdi bunu atan da illaki o görüntüler o ben stat'taki Gürsel Aksu orada standaki, gören ve kimin attığını gören duyarlı ve Altaylıların güvenlik güçlerine yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum. Devletimiz güçlüdür tabii ki bulur ama bizler de vatandaşlar olarak güvenlik güçlerine her türlü yardımı esirgemememiz gerekiyor bu tip durumlarda. Doğru. Burada 8 yaşındaki bir çocuğun yanında kafasına hayati bir darbe alan bir babanın düştüğü durum var. Onun müsebbibi aranıyor. Altaylılara yakışan da, büyük Altaylılara yakışan da tanıklık ettikleri bu durumda suçlunun tespitinde güvenlik güçlerine yardımcı olmaktır. Bunun Altaylısı Göztepe'lisi olmaz. Katil katildir, suçlu suçludur. Gereğini yapacağına ben eminim. Tıpkı o sahaya inip kaleci kardeşimizin kafasına vuran Göztepe'liyi, Göztepe'li hakkında, Göztepe'lilerin de düşüncelerinin olumsuz olduğuna inandığım gibi buna da inanıyorum. Kameralarda hepsi mevcut zaten sevgili. Ha, hocam yani olur. Oradaki ama teknolojiyi şimdi ben... Orada, güvenlik şubede çekiyor zaten var. Harici bak, olarak. Bir görüntü var. O görüntüde çıktığı nokta görülüyor. Evet. Çarptığı yerde görülüyor. Yani o mesela o görüntüyü çeken arkadaş kimin attığını biliyor. O görüntü bize ulaştığına göre belirli bir yoldan geliyor. Şimdi ben güvenlik güçlerinin işlerine karışmak gibi olmasın ama o görüntüyü çeken arkadaş atanı gördü. O görüntünün kaynağı da belli çünkü o görüntü var. Şu anda bizi izliyoruz. İlk çıkış noktası belli. IP kanallarından kolaylıkla bulunur. Zaten görüntüyü çeken arkadaşa ulaşılması demek, o kişiye de kolaylıkla ulaşılması demek bence. Şimdi önemli yaptırımlar yapmadığımız sürece bu olayların önüne geçemeyiz. Düşünebiliyor musun Cüneyt? Bir tane babayla 8 yaşındaki çocuk, kız çocuğu veya erkek fark etmez, bir derbiye geliyor. Türkiye'nin en önemli iki kulübüne, bırak İzmir'i. Hı hı. Ve maçın 20. dakikasında bir tane havai fişek atılıyor ve bunu 8 yaşındaki yanındaki kızı yaşıyor. O çocuğun psikolojisini ne yapacağız? Unutamayacak. Onun bombalamadan farkı ne işte? İstiklal Caddesi'nde bombayı koyup bomba patlıyor. Orada hiç işi öyle olmayan gezmeye hocam, gelen. Hayır, gezmeye gelen ya. İstiklal Caddesi'ni gezmeye gelen. İstanbul'a geldim. İstiklal Caddesi'ni görmeye gittim diyen birisi. Suçu, bir tek suçu İstiklal Caddesi'nde o saatte orada olmak. Başka bir suçu yok bunun. Bu da aynı. Maçı almış. Kızını da getirmiş. Güzel bir ortam, güzel bir ambiyans, sporu sevdi, insanları sevmek. Bundan geçiyor, başka bir şeyden geçmiyor ki. Dediği gibi kötü bir niyeti olsa bu, gelen seyircinin, yaralanan seyirci kardeşimizin kötü bir niyeti olsa çocuğunu getirmez. Yani bilmiyorum ya, hakikaten her şey daha da kötüye gidiyor bazen. Şimdi burada federasyona düşen, hani bir varı konuşuyoruz ya, var hata yapıyor, işte hakemleri konuşuyoruz. Bundan daha büyük hata yok ya, insan hayatı var ortada. Yani bazı şeyleri hakikaten artık halledeceğiz demeyi bırakıp halletmek lazım. Hala tamam işte biz büyüyüz, biz iyiyiz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz demek kolay da sonunu bir yere bağlamak lazım. Al Ankara Gücü maçı, Joseph kırmızı kartı aldı. 60 metre koşan arkadaş çıktı dolaşıyor Ankara Gücü kahramanı olarak. Şimdi burada görüntü var. Fotoğraflar çekiliyor. Tabii. Burada da aynı şey yani birisine... Belki Ozan'ı hayatı boyunca tanımıyor. Alıyor eline bir sopa. Onu hakkı kendinde görüyor ya. Çocuğa arkadan gelip
haince, gaddarca vurma hakkını kendinde görüyor ya. Bu nasıl hocam, bir şey? Hocam beyin kanaması geçiriyor. Yani adam öldürmek de aynı ya, şey hocam. Vuruşası beyin kanaması geçirir. Hiç haberin olmadan arkadan birisi geliyor sana. Şeyle, korner direğiyle. Uzun süre kanaması devam ediyor çocuğun. Ya bir de hocam. Cüneyt yani hiç beklemedim ve arkadan vuruyor. Beyin kanaması geçiriyor. Hocam, çocuğun ne suçu var ya? Yani? Bunu... Çocuğun suçu, özür dilerim hocam. Sadece orada ambulansın orada belki yardım etmek, belki ne oluyoru tabii izlemek. Hocam bir empati hocam yap ya. Sopayı aldın vuruyorsun. Senin çocuğun var. Aynı pozisyonda başka birisi gelmiş senin çocuğun kafasını aynı şekilde vuruyor. Ne yaparsın o vuranı, vuranı ya? Biraz empati yapar insan. Kendi çocuğu var diyelim. Var mı yok mu bilmiyoruz tabii şimdi de. Kendi çocuğun arkadan birisi geldi. Aynı şekilde hiçbir şeyden haberi yok. Almış eline birisi sopayı, tanımadığı birisi. Arkadan kafasına kendi çocuğuna vuruyor. Ne yapar adam? Ya Ahmet Hoca'nın dediği çok haklı. Bence bu işlere büyük cezalar verilmediği sürece bunun önü geçilmez Cüneyt. Bunun için de Futbol Federasyonu bir numaralı. Ne? Bence burada bir numaralı müdahil olması gereken kurum. Sonuna kadar takip etmeli. Tabii. Sevgili Serkan, güzel başlangıçta bir soru sormuştu. Bizim futbolu neden sevdiğimiz? Ya o kadar güzel bir oyun ki. Biz o güzel oyunu önce sokakta biz oynadık. Onu oynarken de izlerken de zevk aldık. Biz onun için sevdik futbolu. O güzel oyun maalesef son dönemde birçok kişi tarafından kendi çıkarı için kullanılmaya başlandı. Futbol futbol olmaktan çıkarıldı. Bir kısmı kendi zevkini tatmin etmek için, bir kısmı kendine çıkar sağlamak için, bir kısmı olayı şiddet noktasına, bu tür terörist eylemleri bile içeren noktaya taşımakla başka çıkarlara alet oldukları için maalesef bu güzel oyunu biz kirlettik. Maalesef. Eğer çözüm istiyorsak işte o güzel oyunu bizim tekrar buraya bütün o güzelliğiyle statlara koyuyor olmamız lazım. Beşiktaş'tan bir paylaşım geldi. Sıcağı sıcağına verelim ekrana hemen. Bir hatırlatma paylaşımı Beşiktaş'tan. 9 Eylül tarihinde Josef ve herkes için adalet tweetini atmıştı. Siyah beyazların resmi Twitter hesabı, adalet terazisi emojisi kullanılarak. Bugün de yaşanan olayları bir göndermede bulunarak ağzına fermuar çekmiş bir insan emojisiyle 9 Eylül'deki tweetini hatırlatıyor Beşiktaş. Biliyorum ben hani resmi hesapları yöneten kardeşlerimiz bizler böyle eleştirilerde bulunca çok sinirleniyorlar. Hatta bunun takım bedellerini de ödetiyorlar ama kusura bakmasınlar. Beşiktaş 1903'te kurulmuş. Hani Cumhuriyetimizden eski bir kurumumuz ve büyük bir kulüp. Josef ve herkes için adalet zaten çok doğru. Burada hepimiz Josef'in hakkını koruduk. Beşiktaş'ın mağduriyetini dile getirdik. Ama Beşiktaş'a yakışan burada ağzı fermuarlanmış bir emoji paylaşmak değil. Beşiktaş'a yakışan cümleler ve kelimelerle en ağır şekilde bunu kınamaktır. Yani şu anda konu çünkü Beşiktaş'ın da içinde bulunduğu ve Beşiktaşlıların da içinde bulunduğu toplumumuzu ilgilendirmekte. Ben sosyal medyadaki arkadaşlara hani bu konuyla ilgili Beşiktaş'ın daha ciddi ve daha resmi ve daha sert tepkilerini paylaşmalarını bir abileri olarak öneririm. Bu o an değil. Bir insan ameliyatta şu an 8 yaşındaki bir çocuğun babası. Yani evet Josef konusunda Beşiktaş haklıydı. Josef haklıydı ama fermuarla ağzı kapatmak yerine Beşiktaş gibi güçlü camialar, Galatasaray gibi güçlü camialar, Fenerbahçe gibi güçlü camialar, bizler ekranlar başında bu işi yorumlayan kişiler daha sert ve net konuşmalıyız. Şu an konu Josef değil çünkü. Şu an konu Altay ve Göztepe'de değil. Ama o gün o cezayı vermeyenler, o gün sadece Josef'e ceza verenler, bugün bunlara sebebiyet verdi. Bunu da yazsın Beşiktaş. Ona da eyvallah. İşte biz söylemiştik Emezuş. Aynen. Biz söylemiştik yani. Biz buraya varacağını söylemiştik. Tamam ama... Şimdi bundan şey hocam, yok. Yeni taze bir olay var bunun. Evet yani burada başka bir şey var. Beşiktaş 1903 yılında kurulmuş bu ülkenin en eski, en köklü kurumlarından İlk bir tanesi. İlk spor kulübü. Evet. Hani bahsettiğimiz şey hani 119 yılı devirmiş asırlık çınar dediğimiz Beşiktaş'ta kimler görevler aldı? Devletin en yüksek kademelerindeki insanlar görevler aldı. Hani şu anda Beşiktaş tepki koymalı.
fermuarla emoji paylaşmak değil konu. O da bir tepkidir ama. Şu anda birinin hayatını kaybetmesi falan söz konusu olduğu Allah bir ortamdayız korusun. Yani. Joseph'in cezasıyla kıyaslanabilecek bir durum değil bu. Mutlaka. Belki daha sert tepki olabilir ama sadece Beşiktaş'tan değil, bütün kulüplerden. Hatta ilk önce de federasyondan. Tabii olay oldu. Saat 21.45 hala bir tepki. Bir tepki geldi mi sevgili Cüneyt? Yok. Sen daha yok. Yakından görüyorsun. Takip ediyoruz. Ben de burada içeride de ekip arkadaşlarımız yok hocam. Çok doğru bir yere de parmak bastınız hocam. Yani tüm kulüpler bu olaydan sonra birleşmeni sonuçta ortak önlem alıyor. Sonuçta hakim bu maçı tatil etmek için illaki federasyondan yetkililerle görüşüyor. Onlar da bu olayın vahametinin farkında olup normalde şimdiye kadar bu konuyla ilgili açıklama yapmaları gerekmiyor. İllaki. Nasıl tatil ediyor? Hakem kendi kendine tatil edeceğini zannetmiyorum maçı. Bunu konuşacak. Yok, var yetkisi hocam. Hocam var da Türkiye'de maalesef tutacak. Onu birisinden yani bir görevliyle konuşacak kendinden üst. Birisiyle görüşecek. Ben tatil etmek istiyorum. Tamam mı? Tamam. Bu onayı aldıktan sonra eder. Maçın hakemi Emre Kargın'dı. Deniz Dilan Gökçek, İşcan gözlemcisi, Bülent Uygur, Saadettin Dağ ve Şener Aydoğdu da temsilciler. Ya, üç temsilci görev yapıyor. Sonuçta o anda federasyona illaki ilgili birimlere bu haber gidiyor. Yani yok, şimdiye kadar bu olayın vahameti de ortada gittikçe olay... Çünkü bir drama halini almaya başladı gittikçe. Hala orada Altay taraftarı, 1000 kişilik bir grup hala sahada sorgulanıp bırakılıyor. Demek ki bayağı büyük bir şey var. Ve hala bir açıklama yok. En azından bir kınama değil mi? Kesin yani. Cüneyt yani herkesin kınama yapması lazım. Yani bu olayların önünü alamazsak daha büyük olaylar bizi bekliyor. Yarın öbür gün düşme potasındaki takımlar oynayacak birbirleriyle, işler daha kızışacak. Eğer şimdiden bunun önlemini almazsak, Dünya Kupası'ndan sonra lig devam edecek. Daha hızlı bir lig olacak bir de. Yani, hafta içi maçları da var. Tansiyon daha da yükselecek. 100. yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Bir de sizler daha iyi biliyorsunuz. Ligin boyu kısaldıkça heyecan yani, ve tartışmalar da artar. Yani kesinlikle. Ya şuna kınama göndermeyen kulüpler neyi düşünüyor merak ediyorum. Herhalde federasyonla yani olayı mı küçümsüyorlar? Bize dokunmayan yılan bin yaşasın. Yani hocam esas federasyonun bu olaya dokunması lazım. Tabii canım yani federasyonu ilgilendiren. Yani. Hocam geçmişte de hep duyarsız kaldık. Zaten bunun temelinde duyarsızlık var. Eğer biz duyarlı yaklaşmış olsaydık bu tür olayların olması bile söz konusu olamazdı. Biz yayıncılık olarak doğrusunu yaptığınızı düşünüyorum kesin, hocam. Çok net. Programımızın ilk bölümünün tamamını örnek olması açısından bu olaya ayırdık. Geçmiş olsun dileklerimizi ve iletelim. Biz programa girmeden de kendi aramızdaki sohbet bile bizim ne kadar samimi düşüncelerle... Dünya Kupası maçını bırakıp bu konuya girdik. Yani evet. Ne yapacağız ki çünkü zaten? Çok önemli. Şimdi üzüldük, gerildik. La Liga'ya götürelim sizleri. Golleri izleyelim. Kısa bir ara da vereceğiz. Saat başında yeni sıcak gelişmelerle takım oyununda yeniden birlikte olacağız. Takım oyunu devam ediyor. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Göztepe Altay mücadelesi çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti ki olaylara dair sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Aslında futbolda bir yandan Dünya Kupası heyecanı yaşıyoruz. Bir yandan da Süper Lig'in başlamasını bekliyoruz. Takımlar yavaş yavaş toplanmaya da başladı. Nasıl bir lig bizi bekliyor? Kalan sürede neler olacak? Heyecanlıyız doğrusu. Serkan Korkmaz Galatasaray'a atak yaparak girdi araya. Nasıl dönecek? Diğer takımlar nasıl dönecek? Hepsi soru işareti aslında. Hiç yaşamadığımız bir durum. Bu kadar büyük bir ara hani atıyorum yani. Sen de maç spikerisin mesela. Sen de 45 gün ara versen maç anlatmaya. Tabii. Hani nasıl döneceğini bilmiyoruz. Belki sana iyi gelecek, belki kötü gelecek. Hani bizler işte Ahmet hocam tam böyle istim üstünde bütün takımları takip ederken belki o sıralarda çok formdaydı. İşte arada bir grip atlattı belki 45 gün sonra. Daha tutuk, daha dur. Hani bilmiyoruz gerçekten 45 gün sonra hangi takım nasıl dönecek. Ama şundan eminim. Bambaşka bir lig başlıyor. Hı hı. Yani o lig bitti, yeni bir lig başlıyor. Bu sezon öncesi hazırlık kampı kadar uzun bir süreç. Ve işte mesela Galatasaray'da 5 tane Dünya Kupası katılımcısı var oyuncu. 5 oyuncu var. Onlar nasıl dönecek? Atletico Madrid'in de 5 yanlış bilmiyorsam mesela. Hani 5 tane Dünya Kupası'na katılan oyuncu nasıl gelecek Galatasaray'a? Bu bir soru işareti işte Torreira'sı, Muslera'sı, Mertens'i.
İşte Batshuayi'si Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Saiz'si. Nasıl dönecekler yani? Atiba'sı. Bir kere oyuncu performansları açısından zaten bir soru işareti. Hı-hı. Takım performansı açısından bir soru işareti. Belki de işte atıyorum Okan Hoca hedeflediği yer burasıydı. Belki Barış Alper'i 11'e düşünüyor. Yani lafın gelişi söylüyorum. Ya gerçekten dönüşte takımların ne vereceğini öngörmek imkansız. Mesela şu anda ya Fenerbahçe istim üstünde gitti, işte tam yorgun düştü, onlara bu ara iyi geldi dedik ama belki kötü gelecek. İşte Galatasaray tam istim üstündeydi, 7 gollü Başakşehir galibiyeti. Okan Hoca üzgündür diyoruz. Hayır, belki Okan Hoca çok mutlu. Belki mutludur, bilmiyoruz. Ben açıkçası ilk hafta maçlarını merak ediyorum ama şuna eminim. Ligdeki 19 takımda 19'u da bambaşka bir şeyle dönebilir, performansla dönebilir. Ama Şenol Hoca değişikliği Beşiktaş'a olumlu yansımıştır. Bu arada sözde sendeyken Şenol Hoca'ya ve iletişim ekibine teşekkür ederim. Antrenmanları sık sık basına açıyorlar. Görmek bravo. İstediğimiz tablo. Aynen, net böyle devamını alıyoruz. Antrenmanı izliyoruz, canlı yayınlıyoruz. Ne kadar güzel. Bak mesela olumlu yönde değişiklikler. Bak medya sempatisi kazandı mesela Şenol Hoca. Ne güzel. Şenol Hoca zaten iki maç çıktı galiba değil mi? Birinde... Üç resmi maç. Üç resmi maç çıktı Şenol Hoca. Şimdi Şenol Hoca üzerine koyacak elbet. En azından oyuncularını daha iyi tanıyacak. Televizyonda izlediği takımı, takip ettiği takımla şu an bir süreç geçiriyor ve lig maçları oynanmıyor. Abdullah Hoca, Abdullah Avcı da bence üzerine koyma ihtimali olan bir hoca. Trabzonspor da yani bıraktığından daha iyi dönme ihtimali olan bir takım. Ama mesela Galatasaray'la Beşiktaş için ben Galatasaray'la Fenerbahçe için şu an hiçbir şey öngöremiyorum. Daha mı iyi dönerler, daha mı kötü dönerler? Ne olur bilemiyorum. Ama heyecanla da bekliyoruz tabii. Ben ligi özledim. Ne yalan söyleyeyim. Hani Dünya Kupası 4 yılda bir heyecanla beklediğimiz bir şey. Şimdi maçlar ilerledikçe daha da saracak hocam. Belki şu anda daha anlamadık. Daha yeni giriyoruz işin içine. Gruplardaki 3. maçlardan sonra ilk 16 maçlarıyla beraber bambaşka bir iklim oluşacak bence dünya futbolunda. Ama ben ligi özledim. Nasıl döneceklerini de merak ediyorum. Galatasaray'ın 12 günlük izni bitti mi? Bitti. Uzun bir izindi. Kim nasıl döndü bilmiyoruz. Galiba Oliveira'nın bir sakatlığı var mesela. Önemli. Ne durumda? Bu süreçte çalışabilecek mi, çalışamayacak mı? Beşiktaş'ta eksikler var. Giderilecek mi? Gezal çok kritik bir oyuncu. O bu süreci nasıl değerlendirecek? Dönebilecek mi ki? Şubat'ı bulacağı konuşuluyor Gökhan. Boa Pedro gidiyor diyorlar Fenerbahçe'de. Yani aslında bayağı da önemli şeyler oluyor bu futbolsuz dönemde. Boa Pedro ben bugün ayrılıyor takımdan diye bir şey okudum mesela. Nelson için de Galatasaray'da konuşuluyor. Gidebileceği ama daha transfer döneminde de değiliz. Ara verilince insanlar sanki transfer de başlamış gibi ya, algılıyor. Esasında ligimiz Serkan'ın daha önce benzetmesi vardı. Arjantin ligine döndü. Açılış ligi ve kapanış ligi. Açılış ligini Fenerbahçe bitirdi. Şampiyon bitirdi. Şimdi kapanış ligi ki esas önemli olan da kapanış ligi. Öyle bir ara verildi ki kimsenin beklemedi. Yani Avrupa'da kimsenin alışkın olmadı. Dünya şampiyonusunun ilk defa böyle bir ülkede ve ilk defa kış aylarında oynanması hakikaten futbol için bir sürpriz oldu. İnsanlar alıştı mı? Ben hala alışamadığı konusundayım ki maçlara baktığımız zaman o heyecanı da vermiyor esasında şu anda. Belki 16'yı kaldıktan sonra, grup maçları bittikten sonra belki kısa bir dönem için bizi o havaya sokar diye düşünüyorum. Şu anda Türkiye'de izlenen daha çok kulüp takımlarımızdan giden oyuncuların performansları. Fenerbahçe bu yönden biraz daha şanslı. Beşiktaş iyi. İşte Saiz'in bugün iyi oyunu ve Belçika'yı yenmesi. Gerçi golü de engelledi ama hocam. İkincide gene aynı şey oldu ama bu sefer olmadı yani. Fenerbahçe'de Valencia'nın formu. Golleri yani hakikaten Batshuayi'nin attığı bir gol olsa bugünkü mağlubiyette de gerçi fazla bir şey yapmadı. Bugün haklısın canım. Ama bugün baktığın zaman Belçika'nın hocasını artık olmak lazım. Esasında Türkiye'de çalışsaydı şimdi Belçika'nın hocasını biz çoktan yollamıştık. Yok, yani hocam, elindeki kadroyla ne yenilince bile bir şey olmuyor. Yok elindeki kadroyla bu kadar kötü kadro çıkarması hakikaten başarı. Martinez için konuşuyorum da yani Beşiktaş için Şenol Hoca ile beraber başladı. Şenol Hoca devamlı basın toplantılarında eksiklerini gündeme getiriyor. Oyuncuların yeniden
dokunup hazır hale getirmeye çalışıyor ki bugün Dele Alli haberleriyle devamlı şekilde Beşiktaş gündeme oturdu. Dele Alli ile ilgili haberler gün boyu ortadaydı. Ama idmanlarda Şenol Hoca ne istediğini açıkça söylüyor. Biz diyor nasıl olsa her takıma gol atarız ama defansif açıdan rahatlamamız lazım. Bu kadar kolay gol yemenin önüne geçmemiz lazım ki bu iyi bir görüş. Doğru bir tespit. Hı hı. Bunun da önüne geçmek için ya herhalde... Birçok maçta Beşiktaş kalesinde gördüğü ilk isabetli şutta golü de yedi hocam. Yedi ama şimdi 5 tane maç var. 3 tane... kaleciyle oynadı. 3'ü de kalesine gelen ilk şutlarda gol yedi. Doğru Cüneyt'ciğim ama şimdi bu saatte yapabileceği bir şey var mı? Bir kaleci alabilir mi? 5 tane maç var oynaması gereken. 5 tane yok yok. 5 tane maç var. Defansı ona bakarsın. Sadece biliyorsunuz hocam takım yer sadece kalecide yemez aslında da. Kendi kendine diyelim. Sorup cevapladın zaten. Yani kalecileri söylerken. Ama enteresan hocam yani bir cevap bulmaya çalışıyorum da o yüzden. Cevabı yok yani sonuçta. Ya bu kadar mı olur hocam? 3 farklı kaleciyle oynuyorsunuz. 14 maçlık periyotta konuşmuştuk zaten. Kafadan bir başlandı Valer İsmail. Sonra bir Ersin problemi ortaya çıktı. Hiçbir neden yokken çocuk kesildi. İşte Emre kardeşimiz görev almaya başladı. O ara üst üste gelen toplar gol olmaya başladı. Sonra problemler çözüldü. Sonra hoca değişikliğine gitti. Şenol Hoca geldi ve Mert de yine kaleci değişti. Gene kaleci değişti. Yani kendi güvendiği kaleciyle başladı diyelim Şenol Hoca. Şimdi bu arada Mert de ilk şutta golü yedi hocam. İlk isabetli şutta. Bu şey istatistikleri bildiğimiz iyi oldu yani. Bu istatistiklere göre hocam, hakikaten. Bence enteresan istatistik. Demek ki Şenol Hoca bu istatistiklere baktığı zaman bir tane daha kaleci araması lazım. İlk gelen topu gollemeyecek bir kaleci bulmamız lazım öyleyse. Ama sonuçta şunu söylüyor. Beşiktaş taraftar buna çok kızıyor hocam o yüzden. Egzajere etti. Sonuçta şunu söylüyor. Bizim bu kadar basit ve kolay gol yememiz evet. lazım. Şampiyonla oynamak istiyorsak bunun için de çalışmalarını yapıyor. Defanstan memnun olmadığını zaten söylüyor. Dikkat et Beşiktaş'la ilgili transfer haberleri gündeme geldiği zaman hemen Masuaku'nun gideceği, oraya bir sol bek arandı. İşte bir tane stoper arandı. İki tane stoperi Wellington'la mentoreyi yollamaya çalıştığını. Devamlı bunlar gündemde olan şeyler. Ama 5 hafta elindeki kadrodan alabileceği en iyi verimi almak zorunda. O 5 hafta hakikaten ligin geleceği açısından da eğer kapanış liginde iyi gitmek istiyorsan bu 5 haftanın da çok önemi var. O 5 haftadan sonra oynayacağın, yapacağın da transferlerle eksiklerini giderdiğin zaman ligde şampiyonluktun adını belki daha sessiz dile getirebilecek ortam olabilir. Şu anda Beşiktaş rakiplerine nazaran 2 adım geride duruyor şu anda. Ama bir maçı eksik bir haftada bay geçecek Beşiktaş'ın yani, bay geçmedi. Şenol Hoca bunların farkında transferleri yapıp eğer istediği oyunu tutturabilirse ki defansı toparlayabilirse orta sahadan istediği verimi elde edebilirse çünkü Dele Alli ile ilgili de soru işaretleri var kafasında hala. Bu kadronun yapılanması gene 1,5 ay sürecek gibi duruyor transferlerle beraber. Ama ikinci yarı Şenol Hoca'nın el deyimiyle değişik bir Beşiktaş bizi bekliyor diyebilirim. Ahmet Hocam, bu arada bir acı kaybımız var. Size de geldi haber. Siz evet. paylaşın isterseniz. Kariyerini Galatasaray'da geçirmiş. 1967-79 yılları evet, arasında Galatasaray'da bilinen ölmüş. Büyük Mehmet Oğuz. Ki son yılda da Fenerbahçe'ye çok özel gidiyor. Bir nedenden dolayı son sene Fenerbahçe'de oynamıştı. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yapılan ilk transferlerden biridir. Çok bence çok iyi bir futbolcuydu. İzleme şansını yakalamıştım. Çok da iyi bir insandı. Tanıdığım için söylüyorum. Futbolu bıraktıktan sonra Cüneyt sessiz sedasız yaşadı. Sessiz sedasız da ebediyete göç etti. Yani böyle değerli bir büyüğümüzü kaybetmiş olmamız. Hocam o özel sebep neydi Fenerbahçe'ye gitmesi? Galatasaray'la o sene yapması gereken anlaşmayla ilgili, teklifle ilgili çok detaya girmemek finansal lazım. Finansal mı? Tabii. Girmemek lazım. O da bir noktada ben burada istenmiyor muyum psikolojisine kapılıp Fenerbahçe'nin böyle iyi bir futbolcuyu transfer etmek için yaptığı hamleye evetle cevap vererek ama oraya gittiği zaman da iki büyük kulüpte oynamasına rağmen iki büyük kulübe layıkıyla hizmet eden bir anlayışla orada olması benim için çok çok daha önemli. Kadırgalı büyük evet. Mehmet abi Kadırgalıydı. Kadırgalı. Ve hakikaten iyi insan, iyi futbolcuydu. Ben yani böyle fazla sesi evet. çıkman ama Galatasaray'da yüzü her zaman bizim top oynadığımız dönem bizim abimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Aynen. Böyle güzel insanların kaybını evet. duydukça üzülüyoruz. Ben de kendisiyle yemek yedim. Yemek yeme şerefine ulaştım.
Lakabı tabii Ördek Mehmet'miş. Evet. Hmm. Ben çok izleyemedim ama müthiş bir insandı. Yürüyüşünden özellikle. Evet. Çok büyük futbolcuymuş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şimdi bir kez daha İzmir'e gideceğiz. Tayfun Er bu defa da maçın oynandığı stadın önünde bizi bekliyor. Son bilgileri aktaracak. Bugün oynanan Göztepe Altay mücadelesi çıkan olaylar sebebiyle tatil edilmişti. Tayfun Er, sözü sana bırakalım detaylar için. Teşekkürler. Evet, Göztepe Gürsel Aksel stadyumundayız şu anda. Göztepe'li taraftarlar, 20 bine yakın Göztepe'li taraftar emniyet güçleri tarafından tahliye edildi. Ancak Altay taraftarı, kale arkasında bulunan bine yakın taraftar şu anda statta tutuluyor. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker de olay yerinde şu anda ve birazdan bir basın açıklaması yapacak bizlere. Tabii ki videolardan izlediğimiz kadarıyla aydınlatma fişeği dedik ama bu aslında bir aydınlatma fişeği falan değil. Direkt seyircileri, Göztepe'li seyircileri hedef alan bir fişek, roket şeklinde fırlamış ve orada işte biri ağır, ikisi çocuk, toplam 3 kişi yaralandı. Mehmet Çakır, Göztepe'li taraftar, şu anda 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındı ve yüzünün sol tarafı, diş ve çene kısmında ağır yanıklar var ve bununla ilgili de tabii ki hastanede gerekenler yapılıyor. Kaleci Ozan biraz önce acil servisten yayın yapmıştı. Kafasına dikiş atıldı. Saçlı deride bir kesi var ve işte o da Göztepe'li taraftarın korner direğini kaleci Ozan'ın kafasına vurmasıyla birlikte yayınlandı. Şu anda yaralandı. Şu anda tabii ki İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler stadyumun içerisindeki güvenlik kameralarını tek tek inceliyorlar. O işte bin taraftar içerisinde o roketi atan, Göztepe tribüne atan taraftar belirlenmeye çalışılıyor. Aynı zamanda daha önce de bir önceki yayınımızda da ifade etmiştik. Ozan'ı yaralayan Göztepe'li taraftar da şu anda gözaltında. Dediğimiz gibi Vali Yavuz Selim Köşker ve İzmir Emniyet Müdürü de şu anda stadyumda. İşte o Göztepe'li taraftara yapılan saldırıyla ilgili stattaki bütün güvenlik kameraları, tabii asayiş şubenin de personelin maç boyunca çektiği görüntülerde inceleniyor. İşte o saldırgan Göztepe'li taraftarın ağır yaralanmasına neden olan Altaylı taraftar belirlenmeye çalışılıyor. Ve bu da tabii ki çözülmeden taraftarlar stadyumdan maalesef bırakılmayacaklar. İşte çevrede şu anda hem özel güvenlik, statla ilgili özel güvenlikler, hem çevik kuvvet, hem sahanın içerisindeki görevliler tabii ki önlemlerini aldılar. Altaylı taraftarlar tribünde, kale arkası tribününde tutuluyor. Maçın 19. dakikasında 15. hafta Türkiye TFF birincilik maçında Göztepe Gürsel Aksel stadyumundaki pandemiden dolayı Altay taraftarı ilk kez stada alındı. Bine yakın taraftar ve 20 bine yakın da Göztepe'li taraftar vardı. Maç coşkuyla başladı ama 19. dakikada kale arkasında, sol kale arkasında bulunan Altay tribününden Göztepe taraftarlarının bulunduğu tribüne işte o roketli saldırı. Görüntülerde gerçekten korkunç. Farklı açılardan var. Özellikle sosyal medyadan izlediğimiz kadarıyla tabii ilk önce Göztepe'li taraftarın hayatını kaybettiği yönünde sosyal medyada bir takım paylaşımlar yapıldı. Tabii ki bunlar kötü niyetli paylaşımlar. Göztepe'li taraftar Mehmet Çakır'ın hayati tehlikesi yok. Bunu özellikle üzerine basa basa belirtelim. Ancak yüzünde, sol tarafında, çenesinde ve dişlerin olduğu bölümde işte o roketli saldırının izleri tabii ki ağır ve şu anda ameliyatta diyelim. Tabii ki sağlık durumunda ilerleyen saatlerde detaylı bir şekilde öğreneceğiz. İşte görüyorsunuz, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ekipleri, özel güvenlikler ve şu anda burada bütün önlemler, stattan dışarıya çıkışların olmaması için önlemler alınmış durumda. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker de stadyumda ve birazdan bizlere basın açıklaması yapacaklar. Tabii ki stadyumlarda bu tür taraftarlar arasında kavgalar aralıklarla tabii ki yaşanıyor. Ancak işte bu yaşanan saldırı gerçekten çok çok üst boyutta. Çünkü Altay tribününden Göztepe
taraftarların olduğu tribüne yapılan o roketli saldırı inanılır gibi değil. İzlediğimiz görüntülerden ve direkt tribünlere bir saldırı gerçekleşti ve Mehmet Çakır Göztepe taraftarı takımını izlemek için o coşkulu anlarda maalesef yüzünden yaralandı. İki tane de çocuk yaralının olduğu tabii ki bilgilerimiz arasında işte o saldırının ardından Ozan Evrim Özenç de tabii ki korner direğiyle yine bir Göztepe'li taraftar tarafından saldırıya uğradı ve o anda başına aldığı darbelerle yere yığıldı ve gelen ambulansla özel bir hastanenin acil servisine kaldırıldı. Başına bir dikiş atıldı. Tabii ki kanı da uzun süre durmadığı yönünde bilgimiz var ve şu anda sağlık durumu iyi. Bulunduğu hastanede sabaha kadar müşahede altında tutulacak diyelim. İşte maçın ilk yarısı daha tamamlanmadan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından maç iptal edildi ve ilerleyen günlerde maç yeniden oynanacak. Ancak dediğimiz gibi çok sıra dışı bir olay yaşanıyor. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumunda 1000'e yakın Altaylı taraftar şu anda tribünlerde tutuluyor ve emniyet güçleri, asayiş ekipleri, emniyetin bütün birimleri işte stattaki güvenlik kameralarının olduğu merkezden işte o saldırının yapıldığı tribünden, Altay tribününden atılan roketi kimin attığı belirlenmeye çalışılıyor. Ve bu da tabii ki uzun sürecek gibi gözüküyor, ancak o kişi belirlenmeden de taraftarlar stattan dışarıya maalesef bırakılmayacak. Hepsi orada bekleyecekler. Başka yolu da yok. Çünkü hepsi dağıldıktan sonra kişiyi tespit etseniz bile tabii ki bulmanız biraz daha güç. O yüzden alınan önlem son derece yerinde. Dediğimiz gibi biri ağır, iki kişi yaralı şu anda. Ve yaralı olan Göztepe'li taraftar 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şu anda ameliyatta. Ve yüzünde ağır yanıklar. Sol yüzünde çene ve dişlerin olduğu bölümde ağır yanıklar var ve şu anda ameliyatta. Biz Göztepe Gürsel Aksel Stadyumunda bekleyişimizi sürdüreceğiz. Tabii ki sonuç ne zaman alınır onu bilmiyoruz ve bununla ilgili gelişmeleri de biz de size aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Tayfun Er'e teşekkür ediyoruz. Son bilgileri bizlerle paylaştı ki İzmir Valisi açıklama yaptığında tekrar stada çevireceğiz kameralarımızı. Bir kez daha yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ahmet Hocam size kalmıştık. Bir yandan da ligimizi konuşuyoruz. Dünya Kupası arasından sonra takımlar nasıl döner? Nasıl hazırlaması lazım hocaların? Neler yapmak lazım? Onunla konuşmak lazım. Bence iyi dönerler. Nedeni de şu. Her takımın, şampiyonla oynayan her takımın başında bence çok kaliteli. Şu an takımını nasıl 5 hafta sonraya hazırlaması gerektiğini bilen teknik adamların olması, özellikle şampiyonluğa yarışan takımlar için konuşuyoruz tabii, en büyük avantajları. O yüzden iyi dönmelerini bekliyorum. Soruyu şöyle sorsaydık, lig devam etse idi ne olurdu? Galatasaray yükselişte olan takımlardan bir tanesiydi. Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzon Avrupa Kupası'nda fazla maç oynamış olmanın zihinsel ve fiziksel yorgunluğunu yaşayıp düşüşe geçmiş takımlardı. Bu arada hükümet kanalından açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Göztepe Altay maçında yaşanan hadiseler hepimizi çok üzdü. Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz. Hukuki süreci takip edeceğiz açıklamasını yaptı. Buyurun hocam. Yani güzel, doğru bir açıklama. Tabii bu gidişattan farklı bir ortam bekleyecek onları. Ben iyi dönerler dememin nedeni de şu. Her takımın da eksiği vardı. Şimdi lider Fenerbahçe'den başlayacak olursak o yorgunluklar zaten çok net. Ankara Gücü maçında kendini böyle az da olsa göstermiş. Giresun maçıyla da zirve yapmıştı. O yüzden futbolcularına yeteri kadar dinlendirmiş. Yani bir başka deyimle yenilenmiş bir kadroyla İkinci yarı hazırlıkları gibi çalışmalara başlayacak Fenerbahçe. Tamamıyla çok daha fizikman zinde. Kaldı ki bu süre içinde oyun anlayışını, özellikle defansif yöndeki eksikliklerini çalışarak bir nebze olmuş gidermiş bir Fenerbahçe bekliyorum. Galatasaray'ın en büyük dezavantajı Okan Hoca'nın yeteri kadar zamana sahip olmaması, geç gelmesinden dolayı. Ve alınan futbolcuların büyük bir kısmının eksik gelmesiydi. Çok iyi oynuyor dediğimiz
son Başakşehir maçında bile fizikman henüz zirveye ulaşmamış futbolcular vardı. Icardi başta olmak üzere. Ki Mertens'i de oraya sayabiliriz. Bu isimleri çoğaltabiliriz. Dolayısıyla çok daha fizikman iyi seviyede olan bir Galatasaray ve oyun anlayışını daha fazla oturtmuş bir Galatasaray göreceğiz. Beşiktaş, Şenol Hoca'nın gelişiyle zaten yeni bir yapılanmanın içine gireceği bu dönemde herhalde en çok mutlu olan takımdır. Ama orada ufacık da olsa bir soru işareti şu olacak. Şenol Hoca dedi ki Dellali'ye dokunmadım. Dokunursam kırılabilir. Şimdi Şenol Hoca'nın dokunacağı futbolcular var. Bunlardan biri Dellali, bunlardan biri Rozier, bunlardan biri Masuaku. Kaldı ki Galatasaray maçında ilk yarı performanslarını beğenmediği için iki bekini dışarıya da almıştı. Şenol Hoca onlara dokundu. Şimdi Beşiktaş'ta dokunulduğu için kırılacak futbolcu sayısı çok olursa Beşiktaş zorlanır. Çünkü transferin ilk anında bile o yeni transferleri yapacak olsa dahi hemen takımı adapte edecek bir durumda değil. Sevgili Koray hazır mı? Spor Bakanımızın da bir açıklaması var hocam. Araya giriyorum ama olay çok sıcak. Merak ediyor izleyenler. Tamam, ben tek de gittim, sorun yok. Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yaşanan olayla ilgili az önce ekranlara gelen bu ifadeleri paylaştı Twitter hesabından. Spor Toto 1. Lig'deki iki İzmir takımımızın mücadelesinde yaşanan saha ve tribün olaylarını kınıyorum. Sporu kendi çirkinliklerine boğmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz dedi Sayın Bakan. Yüreğimize su serpen bir açıklama. Bir kez daha altını çizelim. Sporu kendi çirkinliklerine boğmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz diyor Spor Bakanımız da. Buyurun hocam. O yüzden temenni ediyorum ki o dokunuşlar Beşiktaş'ta kayıpları değil kazançları beraberinde getirsin. Çünkü o futbolculara ödenen para bütün ülkenin parası. Temenni ediyorum ki onlardan da en iyi verim almış bir Beşiktaş şampiyonluk yolunda o yarışın içinde olur. Abdullah Hoca Trabzon'la ilgili zaten Kasım'ı hep işaret etmişti. Ben bu dönem... Bu arada son dakika bilgisi hocam, yine sözünüzü keseceğim. Bir derbi maç vardı bugün basketbolda. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nefi deplasmanda 97-91 mağlup etti. Bu sonucu da paylaşalım. Son derece çekişmeli bir mücadele. Ben de kısa tutayım o zaman. Trabzon'un da iyi bir dönüş yapmasını bekliyorum. Bence alkışlanması gereken takımlar adı büyük diye konuşulmasa bile bence büyük bir performans ortaya koymuş. Başakşehir, Adana Demirspor, Konya ve Kayseri. Ya bu yarışın içinde olmanın heyecanı onlara o kadar iyi gelmiştir ki o heyecanı mutlaka onlar da sürdürmeye çalışacaklardır. Abdullah Hocam, bu ara için ne dersiniz? Hem bir teknik adam gözüyle, bir milli futbolcu gözüyle ister miydiniz böyle bir ara? Vallahi isteyen takımlar var, istemeyenler var. Gidişata göre değil. Yani istemeyenlerin başında tabii ki Galatasaray var. Ama ben de dahil olmak üzere kimsenin daha önce görmediği bir olay yaşanıyor. Böyle bir ara. Lig tekrar başlayacak. Nasıl başlayacak? Sakatlıklı dönen takımlar olacak mı? Ama şunu söylemek lazım. İlk yarının en başarılı takımı Fenerbahçe. Sadece bu yarıyı lider bitir diye değil, aynı zamanda Avrupa'da Türkiye'ye kazandırdığı puanlarla ve oynadığı futbolla. Bir kere bu bir gerçek. İkincisi, Okan Hoca tam istediği ideal 11'i oturtmuşken, neticeleri almaya başlamışken, hem böyle bir olayın meydana gelmesini hem istemez hem de Dünya Kupası'na giden en fazla oyuncu grubuna sahip Galatasaray. Bir de böyle bir şey var. Beşiktaş açısından, Trabzon açısından daha ihtiyaç duyulan bir zaman diye düşünüyorum. Çünkü Trabzon bir oyun arıyor. Hı hı. Böyle bir gerçeği var. Abdullah Hoca'nın hep Kasım'ı bekleyin, oyunumuz gelişecek dediği bir dönem var. Bence Trabzon için çok iyi bir zaman oldu. Keza Beşiktaş için de iyi oldu. Çünkü hakikaten Şenol Hoca'nın gelmesiyle Beşiktaş'ta oyun anlamında çok ciddi dalgalanmalar yaşadı ki 3 maç yönetti Şenol Hoca. Böyle bir genel şeyde herhalde şu anda
bu arayı en istemeyen takım Galatasaray doğal olarak. Mantıklı düşündüğün zaman. Takımlar devre arasında acaba transferle bu oyunlarına katkı sağlarlar mı veya çok transfer yaparlar mı? Ben takımların ekonomik durumlarından dolayı çok fazla transfer yapacaklarını düşünmüyorum. Yapamayacaklarını düşünüyorum. Anca şöyle transfer olabilir. Yabancı kontenjanında açılma olursa takımların, o zaman sayıları da çok az olmak kaydıyla transfer olabilir. Ben takımların bu oyuncu grubuyla %80-90 devam edeceklerini düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe'nin bir avantajı var. İkinci devre diyelim, hadi Dünya Kupası'ndan sonraki ilk hafta Trabzon deplasmanının olması bence çok enteresan. Hem iki takım için enteresan, hem Galatasaray için enteresan. Öncesinde de hafta içinde hem Trabzonspor hem Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçları da var hocam. Fenerbahçe İstanbulspor'la oynuyor galiba bildiğim kadarıyla. Tabii öyle başlaması çok enteresan. Bir şey daha söyleyeyim. Hocalar yaklaşık 7-8 tane hazırlık maçı yapmak istiyor. Böyle bir gerçek var. Ara çok uzun. 45 gün çok ciddi bir ara yani. Ha, sezon öncesi gibi ya. Yani tabii, öyle devre arası gibi değil yani. Yok yok Serkan. 12 gün tatil ne demek? Yok bak şöyle enteresanlığı şuradan geliyor. Sezon başı hocam da bilir, olsa bir planlayabiliyorsun. Ona göre yüklemeyi. Ama bu arada olan bir şey yani. Bunu planlamak çok önemli ki bence Fenerbahçe hocamın dediğine katılıyorum. Çok yıpranmıştı. Çünkü Türkiye Ligi oynuyor, Avrupa Ligi oynuyor ve bunları rotasyonla oynuyordu. Çok oyuncuyla oynuyordu. Özellikle son 3-4 maçta o rotasyona da gidemedi. Çünkü çok sakat vermeye başladı. Aslında iyi planlanmış bir şey. Ama son haftalarda çok ciddi anlamda Fenerbahçe'nin bir de 10 kişi kalmasıyla beraber çok yıprandığını gördük. Bu bölümde Avrupa Ligi oynamayan, Avrupa'da olmayan takımlar tabii haftada tek maç yapınca, gerçi Ziraat Türkiye Kupası da eklendi, biraz daha avantajlı. Nasıl başlara gelirsek şöyle cevap vereyim. Hı hı. Ben Fenerbahçe ile Galatasaray'ı ayırıyorum. İki takım bence bıraktığı yerden devam ederler. Öyle düşünüyorum. Yani nasıl bıraktılarsa. Şampiyonluk yarışında adaylarınız Fenerbahçe ve Galatasaray. Aynen. Bıraktıkları gibi bence devam ederler. Çünkü oynanan oyun bana bu konuşmayı yaptırıyor. Katılıyor musunuz Gökhan Hocam? Hepsi bıraktığı yerden devam edecek. O garanti yani. Beşiktaş'ı bıraktığı yerden devam edecek. Trabzon'da ama tabii oyun açısından. Şimdi ikisi birer adım önde gibi durdu. Kapanmasını istemedi. Belki Fenerbahçe bu aranın gelmesini istedi. Çünkü çok yıprandı. Ama Galatasaray tam rüzgarı arkasına aldı. O istememiştir. Beşiktaş'ta Şenol Hoca yeni geliyor. İster istemez o zamanı, o süreci isteyecek. Çünkü çalışmalarını ona göre yapacak. Yeniden bu takımı çalışmaya ihtiyacı var. Kendi takımı yapmak için uğraşacak bir teknik adam takımı. O süreci o da isteyecek. Abdullah Hoca o da uzun ve zor bir süreçten geldi. Yani baktığın zaman Avrupa'da gruplarda oynadı, ligde gitti. Yeni bir takım, yeni bir anlayış getirmeye çalıştı. Kolay değildi o süreçte. Sürpriz takımlar vardı. İşte Adana Demir'i çıkışı, Başakşehir'in gelişi hakikaten ligimize bir renk getirdi. Kayseri de var hocam. Konya da var. Konya, Kayseri ama Adana Demir sanki hepsinden daha bir adım önde gibi geldi bana. Yani Başakşehir, baktığımız zaman Başakşehir bir şampiyon takım gibi oynadı ya. Yani gol yemekte. Hem Avrupa'da da. Yani son maç hariç, son maç hariç hem Avrupa'da hem ligimizde nasıl defans yapabileceğini, nasıl bir takım oyunu oynayabileceğini gösterdi. Şimdi gelin aşamada 5-6 tane takımın şampiyonluğundan bahsediyoruz. Nasıl Abdullah Hocam diyor işte Fenerbahçe o referans alıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray bir adım önde ben ayıracağım diyor ama bence ayırmadan hepsi kaldığı yerden, bu 5 takımımız 6 takımımız özellikle kaldığı yerden şampiyonluğun gidişi için ilk yarı bitene kadar gerçek güçlerini ortaya götürecek. Çünkü o 5 hafta ilk yarının bittiği, gerçekten bittiği 5 hafta sonucunda takımların ne oynayacağını çok daha net göreceğiz. Arada yok zaten değil mi? Evet, hemen devam ediyor yani. Arada yok. Arada yok. Ama transfer olacak mı olmayacak mı, bu da çok konuşuluyor. Var mı ihtiyaç hocam transfere? Bence bütün takımların eğer imkanları olursa geliştirmek istediği belirli mevkiler var. Bunların başında Fenerbahçe'nin yerli futbolcu statüsüyle ilgili bir sorun olmadı.
Ama özellikle Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon için de söyleyebiliriz. Daha çok yerli statüsünde oynayacak futbolcu arıyorlar. Ki orada sayı çok değil. Hem kaliteyi hem de bu dönemde transfer imkanı olan futbolcuları bulmak kolay olmayacak. Diğer taraftan da her iki veya bütün takımların yabancı kontenjanı 14 kontenjan tamamıyla dolu. Futbolcuların neredeyse tamamının da gitmeme eğiliminde olduklarını biliyoruz. Kimseyi göndermedikten sonra transfer yapmak da çok kolay olmayacak. Kaldı ki ben çok fazla transfere de ihtiyaç duyabileceklerini düşünmüyorum. Eğer beklenmedik kayıplar olmaz ise bu seneyi teknik adamların senesi olacak diye ben düşünüyordum. Tabii şu arayı en iyi değerlendiren takım teknik adamı iyi olan takım olacak. Mutlaka şu ana kadar zaten bu söylemin büyük bir ölçüde doldurulduğunu gördük. Bizim dört büyüğün dışında saydığımız Başakşehir tamam güçlü bir kadrosu var ama Adana Demir'in, Konya'nın, Kayseri'nin bu kadrolarıyla şampiyonluk yarışının içinde olması teknik adamların iyi olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Diğer taraftan bu ara hepsi için iyi olacak dememdeki nedeni de bir daha tekrar edeyim. Takımlar kendi seviyelerinin, bıraktıkları seviyelerin üzerinde başlayacaklar ona inanıyorum. Ama bıraktıkları andaki aradaki fark biraz da kapanmış olacak diye düşünüyorum. Tabii teknik adamın önemi de bu dönemde bakın bireysel olarak elindeki bütün futbolcuları için en doğru çalışma programını uygulayan hoca en çok yol kat eden hoca olacak. Elinizde Zalai gibi bütün maçlarda oynamış, tamamıyla yıpranmış bazı futbolcular olduğu gibi onların daha çok dinlenmeye ihtiyacı varken az kullandığınız oyuncular da var. Onlarda da yıpranma söz konusu bile değil. O yüzden antrenmanlarda bu farklılıkları en doğru şekilde gözeten, bunları planlayan ve uygulayan hoca tabii ki önde olacak ama kim ne derse desin ben oyuna çok önem veriyorum. Fenerbahçe liderse zaten kadro genişliği bir tarafa oyunuyla da genele baktığımızda hak etti. Galatasaray'ın son dönemdeki oyunu o aradaki farkı kapattı. Ben bütün hocaların oyun olarak da takımlarını çok ciddi bir şekilde geliştireceklerine kesinlikle inanıyorum. Cüneyt'ciğim ben bir şey merak ediyorum. Bir teknik adama soracaksın yani bir soru. Hocam hiç transfere ihtiyacınız yok sizin diye bir soru sorsan, bir teknik adam benim transfere ihtiyacım yok diyeceğine inanıyor musun? Hiç. Her teknik adam yani bunu Sparta 1. Lig'e gel, 2. Lig'e gel, 3. Lig'e, Bal Ligi'ne git herkesin transfere ihtiyacı var. Teknik adama sorduğun zaman bir tek şey doğru, 14 tane kontenjan bütün takımlarımızda dolu, o kontenjanı boşaltan hemen transfer yapmak istiyor. Niyeyse? İhtiyaç var. Yani ihtiyacı olmayan camia denmez. Camia istiyor çünkü Serkan Korkmaz. Bilmiyorum da Galatasaray'ın bir sol bek alması, Fenerbahçe'nin iyi bir yedek kaleci alması lazım. Hani... Fenerbahçe'nin bence stoper de alması tabii, tabii. Lazım. Tabii tabii. Bence de. Ama elzem olanlardan bahsediyorum. Galatasaray, hani tamam işte yok Matas'ı, Icardi'si, Gomis'iyle falan oynadı da Galatasaray, Beşiktaş'ı Emre Taşdemir ve Barış Alper'le yendi. Hani şimdi kardeşlerim kusura bakmasınlar, Emre de Barış Alper de çok kıymetli ve yetenekli oyuncular da Galatasaray standartlarında şu an için işte 4 maç rezervlikte oynamış Emre Taşdemir değildi hayallerdeki sol bek. Anlatabildim mi? İnan bana ikisi de iyi oyuncu ya. Evet, Barış Alper. Tabii tabii. Bugün bak, Barış Alper dünyaya vallahi Keçiören'den gelirken 4 takım 5 takım bu çocuk için savaştı. Bu çocuk bir geldi kendini bulamadı. Değerde. Kendini bulamadı. Yani şu anda çıktığı maçlarda da bence sırıtmadan oynuyor. Sadece biz şimdi Galatasaray dünya yıldızlarının yanında bundan da bir anda dünya yıldızı. Hayır, bir takımda generaller varken savaşanlar da olması lazım. Tabii ki kuşkusuz ama Galatasaray'ın bir sol bek ihtiyacı. Bence Emre Taşdemir de çok çok iyi oyuncu. Bence de çok. Ben çok beğenirim. Yani hakikaten çok çok iyi oyuncu. Tanırım da severim de. Hani çok da beğenirim. Evet. Ama Galatasaray'ın bir sol bek ihtiyacı var bence hocam. Ben
özellikle Galatasaray olduğu için görüşümü bildireyim. Bence lütfen, de ne demek, kesinlikle bir sol bek alınması lazım. Bence de. Bir tane stoperin keza alınıyor. Mümkünse yerli ama yok alınması gibi. Alınması lazım. Emre Taşdemir iyi oyuncu diye başlayan cümle sol bek alınmalı diye bitiyor. Bunu hayır bakın. Reklam filmlerinde alınması da reklam yönetmenleri geldi. Yapar hocam. Sahneyi şimdi çekerler. Bazı titiz dizi yönetmenleri de yapar. Çok güzel oldu arkadaşlar. Elinize sağlık. Baştan alıyoruz derler. Bu onun gibi oldu. Hani güzel olduysa niye baştan çekiyoruz? Emre'yi ise niye sol bek arıyor? Ya çok iyi bir futbolcu dediğin zaman evet özellikleriyle kesinlikle iyi olması lazım ama onu çok iyi yapan özelliklerden İzmir'e gideceğiz hocam. Sayın Vali istikrar. Açıklama yapıyor. Tabii. İzmir'deyiz. Kulak verin. Takımlarımız arasında İzmir'in iki yüzüğü de tarihi geçmiş olan takım arasındaki birincilik maçında maçının 19. dakikasında maalesef müessif bir hadise yaşandı. Üzücü bir hadise yaşandı. Misafir seyircilerin bulunduğu taraftan stadyum tarafından Göztepe taraftarlarına doğru işaret bir şey olduğunu değerlendirdiğimiz bir fişek atıldı. Bunun sonucunda maalesef bir Göztepe taraftarı yaralanmış bulunmakta. Mütakiben olaya müdahale edilirken sağlık görevlileri tarafından müdahale edildiği esnada bir Göztepe taraftarının stadyuma atlaması ve daha sonrasında da korner direğini alarak Altay kalecisinin başına vurması şeklinde bir üzücü hadise yaşandı. Biz İzmir'in bu iki yüzeyde takımının tarihi, takımının arasındaki bu İzmir derbisinin aslında İzmir'in geldiği düzeye, Türk sporunun geldiği düzeye uygun bir şekilde seyircili olarak deplasman taraftarının da katılımıyla olmasının uygun olacağını değerlendirmiştik. Bu kararı alıyorken de kulüplerle ve ilgili herkesle istişare ederek bu kararı almıştık. Ancak gelinen noktada üzülerek ifade etmek isterim ki Türk sporunun geldiği noktaya yakışmayan bir hadiseyle karşı karşıyayız. Ancak bundan bu hadisenin münferit olduğunu değerlendiriyoruz. Yani hem Göztepe kulübünü temsilen başkanlık yapmış, şu anda da yönetimde bulunan Sayın Sepil hem de Altay Spor Kulübü Başkanımız kendi arasındaki diyalog itibariyle, maç öncesinde ve maç sonrasındaki ilişkileri itibariyle ve taraftarın çoğunluğu itibariyle, taraftarın kahir ekseri itibariyle bu olayın tasvip edilmediğini hepimizin bilmesini isterim. Yani bu hiç kimsenin tasvip etmediği, hiçbir taraftarın da kabul etmeyeceği, sportmenliğe ve centilmenliğe asla yakışmayan ve İzmir'in geldiği, İzmir'in Türkiye'de ve dünyada olan olumlu imajıyla da uygun olmayan, mütenasip olmayan ve Türk sporuna da yakışmayan bir sonuç ortaya çıktı. Bundan dolayı üzüntülerimizi ifade etmek isterim. Bu hadiseyi gerçekleştiren her iki olaya da karışmış olan kişiler emniyetimizce gözetim altına alındı. Şu anda 13 kişi gözetim altında bulunmakta. Hastanelerdeki durumla ilgili de kısaca bilgi vermemiz gerekirse Altay'ın kalecisinde herhangi bir sıkıntı yok, hayati risk yok. Sabaha kadar tedbiren müşahede altında tutulacak. Diğer Göztepe taraftarı olan işaret bir şeyle yaralandığını değerlendiğimiz vatandaşımızın da tedavisi devam ediyor. Bir yaralanma söz konusu olduğu için estetik bir takım dikişler atılması gereken durumlar var. Yüzünde yaralanma olduğu için bir takım sıkıntılar var. Tedavi süreci devam ediyor. Her iki hastamızla ilgili de, her iki taraftarla ilgili de, her iki yaralımızla ilgili de en üst düzeyde alınması gereken sağlık tedbirleri alınmış durumda. Her iki hastanenin başhekimi de bizzat olayı takip ediyor. Biz de şimdi burada sayın başkanlarla birlikte yaptığımız açıklamayı müteakiben beraberce gene her iki hastayı da yerinde ziyaret edeceğiz ve sağlık durumlarıyla ilgili direkt birebir başhekimlerden ve tedavi yürüten hekimlerden bilgi alacağız.
Durum bu merkezde arkadaşlar. Sayın Valim, 13 kişinin gözetim altında olduğunu söylediniz. Bu kişilerin arasında işaret fişeği olduğu değerlendirilen maddeyi atan şahıs da var mı? Var. Yani işaret fişeğini atan şahıs da, etrafındaki olan kişiler de gözetim altında şu anda. Ve şunu size temin ederim. Yani şunu her iki başkanın ve tüm İzmirlilerin huzurunda temin ederim. Bu olayın peşi bırakılmayacak. En ince noktasına kadar konu detaylıca araştırılacak ve bu işi yapanlar almaları gereken, Türk hukuk sistemi içindeki almalı gereken en ağır cezayla cezalandırılacaklar. Cezalandırılmanın sağlanması için gereken bütün takibat, hukuki süreçler yerine getirilecek. Bizde Sayın Vali açıkladı, olaylara karışan ilgili kişiler gözaltına alındı ve gereken cezaları alacaklardır dedi. 13 kişi fişeği atan dahil, gözaltına alınan kişi sayısı. İlk adım en azından atılmış durumda. Şimdi bundan sonraki adımların gelmesini ben büyük bir istekle, dilekle bekliyorum kendi adıma. Hep birlikte takipçisi olun. Aynen. Sevindirici ama hemen olayın faillerinin gözaltına alınması. Yani zaten deplasman taraftar denen yerde 980 evet. kişi. Hani bugün herhangi bir olayda bizim güvenlik güçlerimizin teknik donanımı ve becerisi zaten hani sokakta işlenmiş faili meçhul bir şeyi bulmakta bile çok ileri. Yani şurada bulun, ben hani yayında mıydık söylerken mi? Bence bulundu demiştim. Ama yayın dışındaydık galiba. En ağır şekilde cezalandırılmasını da devletin oradaki en üst makamındaki yetkilisi, vali en ağır şekilde Türk hukuk sistemindeki en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın dedi. Bu tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizler için şu an önemli. Zamanlama açısından da, içerik açısından da. Bu arada Belçika'da faslar ve yaşanan olaylardan bahsetmiştin. Levent abinin desteğiyle bilgi vereyim. Belçika polisi mas sonrası olay olması diye sokaklara çıkmayın diyor. Büyümüş olaylar yani. Büyüyor. O konuda da bilgi de var. Hooligan, bir de şeyler de çoktur. Faslar çok. Mağribliler. Dazlaklar da çoktur. Yani Dazlak diyelim onlara. Peki. Noktayı koyacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.